Hanımefendi iyi misiniz? Abla! Abla! Yürü! Abla ne oluyor? Bana bak. Al şu paraları. Git kime verilecek sefer. Abla beni affet ne olur. Gel buraya. Dikkat et tamam mı? Söyledin değil mi? Bak şu sokağın başında tut hadi. Tamam. Abi burada kimse yok. Tamam hadi. Ne oldu? Bulabildiniz mi kızı? Şimdi bu sokağa girdi. Ya öyle olsa görürdük değil mi memur bey? Ev boşmuş. Allah'ım. İlk kez yüzüme güldün. Teşekkürler. O da 2 saniye sürmedi. O elindekiyle kafama vurursan katil olursun. Nasıl ya? Nasıl gördün? Arkanda gözlerin mi var? Merhaba. Çok garip göründüğünün farkındayım. Ama yemin ederim hırsız falan değilim. Yemin ederim. Yaklaşma yoksa vururum. Vururum dedim, yaklaşma. Işık.
Sevda ben. Ütü. Ütü. Buyurun. Ayakkabılarınız. Anlamadım. Ayakkabılarınız diyorum, hala ayağınızda. Girişte çıkarabilirsiniz, orada terlik de var. Şey, siz bir an öyle deyince... özür dilerim, şimdi değiştiriyorum. Dışarıdaki adamlardan mı kaçıyorsunuz? Hayır. Yani evet. Bakın, böyle evinize izinsiz girdim biliyorum. Ama suçlu değilim. Zaten birazdan çıkar giderim. Kendi evimde bir yere giderken size mi sormam gerekiyor? Ha yok. Öyle demek istemedim. Yani şey... yanlış bir şey yaparsanız falan. Hangi eve girdin? Biz de şimdi geldik. Su alacağım. İster misiniz? Yok, istemem. Teşekkürler. Ne garip adam ya. Arkadaşlar, gören duyan varsa söylesin. Suçluyu saklamak yardım ve yataklığa girer. Bu da suçtur. Ne yapıyorlar acaba? Baba ne olur? Vallahi bu eve baktınız mı? Yok. Orası hocanın evi. Hocanın mı? Hoca yaslanamasından sonra evine gitmişti. Görseydi mutlaka haber verirdi. Nerede bakalım o zaman? Şansa bak. Kaça kaça imamın evine kaçtım, iyi mi? Hocam? Aç polis. Hocam yalvarırım, beni ele vermeyin ne olur. Ne olur yalvarırım. Hocam bakın. Benim Allah'la aram hiçbir zaman iyi olmadı. Siz bu gece beni ele vermezseniz ben dua ederim. Siz de sevaba girersiniz. Ha? Ne dersiniz? Hocam, hocam yalvarırım, beni ele vermeyin. Allah'ınızı, peygamberinizi seviyorsanız yalvarırım. Ne olur. Hocam. Hocam. İyi akşamlar. Bir hırsızlık vakası oldu da bu bölgedeki evlerden birine saklandığını düşünüyoruz. Bir kız. Biraz da şeymiş hocam. Ağır işçiymiş. Yollu yani. Yollu. Hadi kardeşim, hadi ya, işine bak. Bir iş adamını darp edip paralarını çalmış. Gördünüz mü?
Ben kaçtım. Nereye? İş görüşmem var. Ne işi bu? Anneme söylemiştim. Sinan nerede? Odada. Ya kaç kere söyleyeceğim. Bu evde bu masaya birlikte oturulacak. Tamam ben hemen çağırıvereyim. Sen otur annem. Ben çağırırım şimdi Sinan'ı. Sinan. Çok düşündüm ben yapamam onu vazgeçtim. Ya yapamayacağım dedim ya. Tamam ben emaneti eksiksiz getireceğim size. Merak etme. Görüşürüz. Hayırdır? Ne emanetiymiş bu? Bir şey yok abla. Neden vazgeçtin söylesene. Vazgeçtim işte abla. Önemli olan bu değil mi? Aman iyi tamam. İşim gücüm var zaten. Hadi kahvaltıya. Yemeyeceğim ben. Kendin söylersin babama canım. Oo, beyefendi teşrif ettiler sonunda. Otur. Yok baba yemeyeceğim. Acil bir işim var benim. Ya herkesin bir işi var ama kimsenin para getirdiği yok bu eve. Otur yemeğini yasağımı bozma hadi. Baba aç değilim yemeyeceğim. Ne saklıyorsun sen? Yok baba bir şey saklamıyorum. Gel bakayım. Gel gel gel. Çıkar. Çıkar beni. Ay Köksal. Köksal. Baba ver onları bana. Baba lütfen ver. Ne lan bu? Ne lan bu? Baba! Sinan! Baba ne yapıyorsun? Sen karışma kızım. Ya Köksal ne yapıyorsun? Anlamadan, dinlemeden vuruyorsun çocuğa. Neyi anlamadan Hayriye? Uyuşturucu bunlar, uyuşturucu! Sinan! Bana sular! Sinan! Baba ver onları bana. Sinan! Ver onları baba! Baba! Sinan! Dur ama sen. Köksal bir dur! Bırak çek kendini! Lanet onlar! Köksal! Baba benim değil onlar. Anne bir şey söyle. Bak, bak Köksal onun yine. Dur bırak şimdi. Al! Baba! 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 Tamam anne. Tamam. Kes sesini! Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın öyle mi? He? Dur. Ne yapacaksın biliyor musun? Dur. Adam olacaksın lan. Adam olacaksın. Baba. Kalk ayağa. Ayağa kalk. Kalk ayağa. Ayağa kalk. Ayağa kalk lan. Kalk lan ayağa. Kalk. Söyle bana lan. Kim verdi onları sana? Söyle kim verdi lan? Kim verdi lan onları sana? Kim verdi lan? Baba yapma! Baba! Durumu kullanıyorsun lan! Baba yapma! Baba yapma! Dur dur dur! Hep senin yüzünden Hayriye. Hep senin yüzünden. Bu çocuklar senin yüzünden bu hale geldi. Baba dur! Baba dur vazgeçti zaten söyledi. Sen nereden biliyorsun? Biraz önce odasında söyledi. Sinan! Sinan dur! Sinan! 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 Sinan dedim! Oğlum sen salak mısın? Ne yaptığının farkında mısın? Ya abla yeter! Sen de vuracaksan burada bitsin şu sorgu artık. Saçmalama. Kim zorladı seni bu işe? Abla borçlarımız zorladı tabii ki. Borçlarımız. İnsanları zehirleyerek mi kurtaracaktın bizi borçlarımızdan? Bu muydu bulduğun çözüm? Ben de ondan vazgeçtim ya abla.
Ama babam beni bir kere dinleseydi. Bir kere. Emanet dedim, geri vereceğim dedim. Dinlemedi adam. Ne yapacağız şimdi peki? Ben hallederim. Merak etme. Sinan, kim bunlar? Abla, ne yapacaksın kim olduklarını? Bana bak, doğruyu söyle. Babam ne kanadı, klozete attı de. Anlamazlarsa da beni ara, tamam mı? Tamam mı dedim? Tamam abla. Buyurun hanımefendi. Nereye? Merhaba. Ben marka yüzü seçmeleri için gelmiştim. Bu kılıkla mı? Gerçi yüzden kurtarıyorsun ama. Ne varmış kılığımda be? Salak. Merhaba. Merhaba. Neşe Hanım. Buyurun, sıra sizde. Hocam hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Allah kabul etsin. Selim abi nasılsın? Sağ olun Ali hocam. Teşekkür ederim.
Allah senden razı olsun. Sen amca ne yapıyorsun? Sen olmasaydın oğlumu o bataklıktan kimse çekip çıkaramazdı. Evet. Allah senden ebeden razı olsun Ali. Allah razı olsun. Cümlemizden Hasan amca, cümlemizden. Hayırlı cumalar. Konuşalım biraz. Konuşacak bir şey yok. Bu kadar inziva yetmez mi Ali? Ne zaman döneceksin? Hiçbir zaman. Buyurun. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Buyurun böyle geçin. Hayır. Şuna bir bakar mısın sen? Sen bak ya. Biz bu işi nasıl yapacağız bu şekilde? Hiçbiri olmamış. Al bunları gözüm görmesin. Tamam. Tamam bulduk. Aradığımız yüz bu işte. Bu. Bu. Adın ne senin? Sevda. Sevda Eğilmez. Dönebilir misin? Bir hafta sonra gel sözleşmeni yapalım. Çalışmalara başlayalım. Nasıl yani? Seçildim mi ben şimdi? Evet. Gerçekten mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Pardon. Pardon ben inanamadım. Çok heyecanlandım gerçekten. Arkadaşlar seçmeler tamamlandı. Teşekkür ederiz. İyi günler. Kesin torpil var. Tebrik ederim. Hakkınızdı. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. Ali Tuğçe. Efendim kızım. Seçildim. Evet, hayallerim gerçek oldu. Bak ben sana söylemiştim. Seni bir gün keşfedecekler demiştim. Nasıl mutluyum anlatamam. İnanılmaz mutluyum. Çok sağ olun Uygar Bey. Siz olmasanız biz ne yapardık? Çok teşekkür ederiz. Allah sizi darda bırakmasın Uygar Bey. Rica ederim, rica ederim. Bunlara hiç gerek yok. Sevda için ne yapsam az. Az olur mu canım? Daha ne yapacaktınız? Evimizi hacizden kurtardınız. Bütün borçlarımı ödediniz. Bütün bir ömür boyu çalışsam sizin hakkınızı ödeyemem. Köksal Bey. Sen benim sevdiğim kızın babasısın. Eğer Sevda ile evlenirsek benim de babam olacaksın. Onun için aramızda borcun, harcın lafı olmaz. Krallar gibi yaşayacağız. Da Sevda bir an evvel evet derse. Der tabii. Diyecek. Yani sizin bizim için yaptıklarınızı o da biliyor. Değil mi Hayriye? Tabii tabii. Tabii elbette. Hı
Bunun ne işi var yine burada ya? Ya bir türlü nikah masasına oturamadık. Şu tarihi belirlesek artık diyorum. Evet, yani siz belirleyin, biz uyarız Uygar Bey. Duymadı herhalde. Tabii canım. Sizi görmedi galiba. Peki. O zaman bana müsaade. Estağfurullah, buyurun. Ben sizi geçeyim. Yine bekleriz Uygar Bey. Bu iş çok uzadı Köksal. Bakın. Benimle değil, kızınla konuş. Onun için ne fedakarlıklar yaptığımı anlat ona. Delirtmek mi istiyorsun Sevda? Ya tonlarca borcumuz var adama. Şimdi ona bir hoş geldin demeye tenezzül etmiyorsun öyle mi? Ben o adamın niyetini biliyorum baba. Neymiş niyeti ya? Seni seviyor. Seninle evlenmek istiyor. Ben de ona söz verdim. Söz mü? Ne sözü baba? Sen benim adıma neyin sözünü veriyorsun? Sevda. Kızım, bunu defalarca konuşmadık mı seninle? Ben de her defasında ölürüm de o adamla evlenmem dedim baba. Evleneceksin. Evlenmeyeceğim. Gebertirim seni. Köksal, lütfen sakin ol. Ben konuşurum. Sen ne olur kıza kötü bir şey yapma şimdi lütfen. Niye bir şey yapayım? Ya o benim kızım. Girme aramıza. Sevda. Güzel kızım benim. Ya ben iflas edince abim bile sırtını döndü bana. Ama o adam gelip borçlarımızı ödedi. Eğer Uygar Bey olmayaydı şimdi sokakta kalmıştık biz. Bunları bilmiyor değilsin ki kızım sen. Ha? Adamla evlenmek benim için ölümden beter baba. Niye anlamıyorsunuz? Hem borcumuz varsa ne var? Çalışır öderiz. İflas ettim kızım, iflas ettim. Bittim. Piyasada bittim artık. Anladın mı? Tamam. Tamam, ben çalışırım. Ya duyuyor musun ne diyor? Ya kızım öyle çalışıp ödenecek bir şey değil bu. Hem ne iş yapacaksın? Hani size bir iş görüşmesine gideceğim demiştim ya. O iş oldu. Marka yüzü seçildim. Haftaya çekimler başlıyor. Sözleşme de yapacağız. Ne diyor bu ya? Ne markası, ne sözleşmesi? Ben kızıma namussuz bir iş yaptırmam. Marka yüz olmamak namussuzlukta. Kızını istemediği bir adamla para için evlendirmek namus mu baba? Sevda, senin dilin çok uzadı Sevda. Tamam Köksal, bir sakin ol. Kes sesini! Dilin adı o
çıkacak yakında. Oğlum da gırtlağına kadar uyuşturucuya bulaştı. Senin yüzünden. Ne yaptım Allah benim canımı alsa da kurtulsam ben artık. Kes sesini. O zaman sen de ilgilenseydin şu çocuklarla. Ya şimdi benim mi oldu musun? Ha? Benim mi oldu? Allah belanı versin senin Hayri'ye. Allah belanı. Yeter dokunma anneme. Senden nefret ediyorum. Bir an ya. Ya bir an olsun bize babalık yaptın mı? Bir an ya. Bir an. Senin kızın olacağım. Keşke doğmasaymışım. Keşke ölseymişim. Nankörsün sen ya. Nankörsün sen. Bunu senin burnundan fitil fitil getireceğim. Yürü. Yürü! Bırak çocuğu. Yürü! Buraya! Çocuğu bırak ya! Buraya! Yürü! Başına gelene kadar burada kilitli kalacak, tamam mı? Yemek falan da yok. Biz Uygar Bey'le düğün gününü kararlaştıracağız. Bundan sonra ben ne dersem o olacak. Zorla güzellik olur mu Göksel? Ha? İçerideki senin kızın be, kızın. Dur bir bekle bakalım, Uygar Bey de beklesin, bir sabredin ya. Sabrede sabrede bu hale geldi Hayriye. Artık bıktım, yeter. Ne diyor, duydun mu Hayriye? Bir an bile babalık yaptın mı bize diyor ya. Bana. Bana diyor. Ulan ben sizin için elimi kana buladım imansızlar. Elimi kana buladım ben. Ne diyorsun Göksel sen? Ne elini kanı bulamazsın. Yok bir şey Hayriye. Yok bir şey. Allah'ım. Ben merak edecek ne yaptım. Merhaba hocam, nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Sen nasılsın ufaklık? Hayırlı işler. Alo hocam, buyurun bir çayımız için. Yeni denedim daha. Sağ ol, acelem var. Bir dahaki sefere inşallah. Hoppa! Hayırlı günler. Hayırlı günler. Nasılsınız Meral Hanım? Sağ ol. Bir ilaç soracaktım Duygu Hanım. Tabii. Yalnız benim elimde kalmadı. Eğer aceleniz yoksa depodan getirdim. Tamam, olur. Bir ara uğrar alırım o zaman. Tamam. Teşekkürler, hayırlı günler. Hayırlı günler.
Bu ne hal kızım? Ha? Birazcık kendinin farkında ol canım. Sen o kadar okudun, eczacı oldun. Çok daha iyilerine layıksın. Kendini böyle küçük düşürme lütfen. Yeter anne ya, yeter. Meral, sen niye uğraşıyorsun bu kızla Allah aşkına? Ne uğraşacağım canım? Gözünü dikmiş o hoca dediğiniz adamın yolunu gözlüyor. Meral, senin bu Ali Hoca'yla alıp veremediğin ne? Ay, tutturduğunuz bir Ali Hoca. Ne hocası İlhancığım, ne hocası? Hoca dediğin camide olur. Bildiğin tamirci işte. Meral, o bu mahalleye gelmeden önce her yer torbacı, gaspçı doluydu. İnsanlar geceleri sokağa çıkamıyorlardı. 2 yıldan az sürede bütün mahalleyi ıslah etti. Bak çok net söylüyorum. Böyle 10 tane adam olsun İstanbul'da suç diye bir şey kalmaz. Ha, öv sen öv öv. Herkesin dilinde zaten, sen de eksik kalma. Bir şeyden anladığın yok zaten. Allah aşkına ya. Aynen öyle. Hocam nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Eyvallah, iyi günler. Bir daha verdi bana hocam diye diye adımı hocaya çıkarttım mahallede. Efendim hocam? Ne hocası, bir daha verdi. Kaç defa söyledim sana. Ben de hala öğreniyorum, hem de herkesten. Hatta senden de. Sadece öğrendiklerimi insanlarla paylaşıyorum, hepsi bu. Allah razı olsun. Kimi kimsen yok mu senin? Var. Var da. Boş ver hocam. Buyur abi. Sağ olun, Allah razı olsun. Hadi Hüdaverdi. Ben kalayım hocam. Kal Hüdaverdi. Yok hocam, gerek yok. Abinin üstüne başına bir şeyler alırsın. Sonra da bir lokantaya götürür, karnını doyururuz. Hadi.
Alo. Alo Tuğçe. Neredesin? Dışarıdayım kızım. Ben sokakta kaldım. Ne? Ne oldu ki? Anlatırım. Neredesin sen onu söyle. Ya ben dışarıdayım da neredesen söyle, biz gelip alırız seni Nihat'la. Tamam. Siteler durağına gelin. Tamam kızım, tamam. Kızım iyi misin? Hiç iyi değilim Tuğçe. Ben evden kaçtım. Evden mi kaçtın? Tamam hadi gel evde konuşuruz. Görüşürüz. Vay. Ya bak yeni dalga yapmış. Yanındaki karı var ya. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Tam afet. Birdiler iki oldular. Ya Sevdacığım aklını kullansana biraz. Bu Uygar hayvan gibi zengin. E madem evlenmek istiyor, evlen sen de. Hayır baktın olmuyor, yürütemiyorsun, boşanırsın. Ben sana ömür boyu evli kaldı demiyorum. Bak ben geçen gün bir haber okudum. Bir kadın 9 gün evli kalmış, boşanmış, şu an yıllardır nafaka alıyormuş. Düşün. Saçmalama Tuğçe. Ölürüm de bir gün bile evli kalmam ben o adamla. Of ya hiç de bana denk gelmiyor böylesi. Vallahi bir dakika bile düşünmezdim. Nasıl yani? Sevmediğin bir adamla para için evlenir miydin? Ama sen boş versene beni ya. Babanı ne yapacaksın asıl? Ondan da kurtulacağım. Şu çekimler bir başlasın. Paramı kazanayım. Sinan'ı da annemi de kurtaracağım ondan. Anne. Alo annem. Sevda. Neredesin annem? Öldüm meraktan. İyiyim annem. İyiyim. Tamam. Neredesin şimdi? Tuğçe'deyim. Bugün burada kalacağım. Merak etme. Sinan eve geldi mi? Arıyorum açmıyor. Gelmedi yok. Daha gelmedi. Ya versene şunu bana. Ver şu telefonu bana. Ver. Ne oldu Sevda? Sevda? Yok bir şey. Al işte bak senin sesini duyunca kapattı. Köksal. Bak Tuğçe'deymiş işte, arkadaşındaymış. Oh çok şükür. Yarın gelir. Ben ikna ederim onu. Evlenir Uygar Bey'le de. Ama sen de artık şu çocuğun üzerine gitme ne olursun. Annem için üzülüyorum biliyor musun? Hep arada kalıyor. Aa ama yeter ya, ne bu evden cenaze çıkmış gibi. Hadi kalk gidiyoruz hadi. Nereye? Ya ben bir arkadaşımla buluşacaktım kulüpte. Sen arayınca apar topar geldim. Arayıp haber de veremedim. Hadi. Ya Tuğçe gerçekten hiç halim yok. Hiç modumda da değilim biliyorsun. Ben evde takılayım, sen git eğlenmene bak. Hayır, ısrar ediyorum, itiraz kabul etmiyorum. Hadi kalk gidiyoruz. Hiç havamda değilim gerçekten. Lütfen sen git eğlen. Aşk olsun ya. Gerçekten aşk olsun.
Beni yalnız mı bırakacaksın? Beni. Nasıl vicdanın el verecek? Yalnız mı gideyim? Hadi kalk gidiyoruz. Kalk kalk. Üstüne başına bir şeyler de bakalım. Hadi. 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 Çok güzel olmuşsun. Dön bakayım dön. Bu da oldu tamam. Ya çok güzel oldun vallahi bak çok kıskandım. yine ne oldu? Tamam ben saçını da halledeceğim. Ben bir Sinan'ı arayayım. Aklım kaldı. Kapalı. Şarjı bitmiştir. Ya koskoca delikanlı hemen panik yapma sen de. Gel bakalım delikanlı. Geç. Adamı böyle derdimi anlatıyorum. Değişik bir herif. Saçma sapan konuştu falan böyle. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapayım? İşte uçağı yaptım diyorum. Sonra? Burluk oldum. Kokpite götürün, geliyorum ben. Hanımlar, benim çok ufak bir işim çıktı. Siz eğlencenizi hiç bozmayın, ben hemen geleceğim, tamam? Tamam. Afiyet olsun Ömer Bey. Teşekkürler size de. Mesele nedir Vedat? Malları iç etmiş. Abi, vallahi ben hiçbir şey yapmadım. Babam klozete döktü hepsini. Sen şimdi üstüne de sifonu çekti dersin. Çekti abi. Ne geçiyorsun lan sen benimle? Adın ne lan senin? Sinan. Bak Sinan kardeş. Bak parlak çocuk. Benim bu hayatta yegane bir hayalim vardı. O da uçak sahibi olmak. Ama olmadı. Başaramadım. Anca kafe yapabildim böyle. Neden? Senin gibi hayallerimi çalan yüzünden. Şimdi ya benim bu gece malımı getirirsin ya da parasını. Tutarı neydi Vedat? 100.000. 100.000 mi? Duydun. Sakın yanlış bir şey yapmaya kalkma. Zaten benden kaçamazsın da. Eğer polise falan gidersen seni sahipsiz mezar yaparım. Anladın? Hı? Aferin. Dakikaların işliyor. Sen hala burada mısın oğlum? Yürüsene. Babasının uçağı gibi oturmuş.
Vedat, biz niye bu burada tutuyoruz? Ha? Sen öyle dedin pilot. Aa, olmaz. Siz alın bunu, hangara götürün. Bunun işlemi biraz uzun sürecek. Kes şu. Abla. Ne oldu? Bana 100.000 lira para lazım acil. Ne? Babamın attığı o apların parasını bu gece götürmezsem beni öldürecekler. Ne diyorsun sen? Kim öldürecek? Neredesin sen, bana yerini söyle. Ben gelir konuşurum adamlarla. Ya abla, konuşulacak insanlar değil ki bunlar. Sinan, kim bunlar? Kaç defadır soruyorum, niye söylemiyorsun? Pilot diye biri. Acımasız herifin teki. Ya. Abla, ben ne yapacağım? Tamam. Tamam, sen sakin ol. Bana konumunu at. Getireceğim parayı. Ben nereden bulacağım bu parayı şimdi ya? Halin ne böyle? Sinan aradı. Öldürecekler diyor. 100.000 lira para ihtiyacım var diyor. Ne? Ne demek öldürecekler ya? Kim öldürecek? Bilmiyorum. Pilot diye biriymiş. Pilot. Pilot mu? O nasıl bir isim ya? Kimmiş o? Bırak şimdi kim olduğunu. Benim 100.000 lira paraya ihtiyacım var. İyi de nereden bulacağız o kadar parayı? Ya 10.000 lira bile bulamayız biz. Baban? Babandan istesek? Babam mı? Babam nereden bulacak ki o kadar parayı? Zaten her şey onun yüzünden oldu. O zaman git Uygar'dan iste. Bir tek o çat diye koyar önüne bu parayı. Hayatta olmaz. Sevda, ya mecbursun. Başka kimden bulacaksın o kadar parayı? Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Dur. Bilmiyorum. Sevda, bak beni dinle. Zaman kaybetmeden Uygar'a git. Hoş geldin Sevda Hanım. Uygar Bey burada mı? Acil görüşmem lazım. Haberi var mıydı kendisinin? Yok. Bir saniye haber vereyim ona. Ne var Sarp? Uygar Bey. Sevda Hanım geldi.
Sevda mı? Acil görüşmek istiyorum sizinle. Tamam. Hemen içeri al, bekletme. Tamam patron. Sevda Hanım buyurun. Nihayet geldin. Bana geldin. Seni gördüğüm ilk günden beri bu anı bekliyorum. Gel. Gel otur şöyle. Ayakta kalma. Ne içersin? Vaktim yok Uygar Bey. Benim... Çok acil 100.000 lira borç paraya ihtiyacım var. Hemen şimdi. Borç mu? Evet borç. En yakın zamanda ödeyeceğim. Bu parayı niye istediğini sorabilir miyim Sevda? Sormayın lütfen. Benim için önemli bir konu. Hayati bir mesele. Bak Sevda. Babanın bana yeterince borcu var zaten. Ne demek şimdi bu? Yani borç olmaz. Ama zaten... Bir saniye beni bekler misin? Alo Sinan. Abla. Pilotun adamı aradı. Çok az vaktim var dedi. Parayı bulmazsan beni öldüreceklermiş. Hakkını helal et abla. Saçmalama oğlum, sakin ol. Tamam, tamam. Ben hemen getireceğim parayı. Sen bekle beni. Bu para senin Sevda. Hatta teklifimi kabul edersen, bütün servetim senin. Ne teklifiymiş bu? Benim ol. Şimdi. Burada. Ne diyorsun sen be? Sen beni ne sandın? Dur, ne olur yanlış anlama. Evlen benimle. Karım olmayı kabul et. Sonsuza kadar mutlu ederim seni. İnsan evleneceğini söylediği biriyle böyle konuşur mu? Utanmıyor musun sen? Çok bekledim seni Sevda. Bırak. Sana deliler gibi aşığım. Ne yapıyorsun bırak? Artık dayanamıyorum. Sabrım kalmadı. Delirdin mi Uygar bırak? Bırak. Sensiz nefes alamıyorum anlamıyor musun? Seni düşünmediğim bir anım bile yok. Ne yapıyorsun bırak? Seni çok istiyorum. Bırak! Bırak! Bırak defol! Deliriyorum senin için görmüyor musun? Sizlik herif bırak! Ne elde ettiysem senin olsun. Seni çok seviyorum Sevda. Bırak! Bırak! Ölüyorum senin için. Anlıyor musun? Bırak! Bırak! Bırak beni! Bırak! Bırak! Çok seviyorum seni. Bırak! Bırak beni! Bırak! 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 Bırak
Sevda Hanım. Patron. Alo Sarp. Sevda nerede? Şimdi koş aradım, çıktı önümden. Koş. Çabuk. Paramı çaldı. Bekle sen burada. Hırsızlar! Hayırdır? Uygar sadakayı dert edip paratını çaldı. Kaçıyor, kaçıyor! Bas, bas, bas! Sevda nerede Köksal? Tuğçe diye bir arkadaşı var, ona gitti. Tuğçe. Adresini ver. Adres, bir dakika. Hayriye! Ne oldu? Tuğçe'nin adresini ver. Uygar Bey istiyor. Alo. Uygar Bey, bir şey soracağım ya. Sevda'nın sizin orada ne işi varmış? Paramı çaldı. Ne? Paranızı mı çaldı? Gözün aydın Hayriye Hanım. Kızın hırsızlığa da başlamış. Ne hırsızlığı? Yapmaz benim kızım öyle bir şey. Ne hırsızlığı ya? Yapmış işte, yapmış ver. Bir hırsızlık vakası oldu da bu bölgedeki evlerden birine saklandığını düşünüyoruz. Bir kız. Biraz da şeymiş hocam. Ağır işçiymiş. Yollu yani. Yollu mu? Hadi kardeşim hadi ya, işine bak. Bir iş adamını darp edip paralarını çalmış. Gördünüz mü? Hayır, görmedim. Peki, rahatsız ettik. İyi akşamlar hocam. Size de. Hocam Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Benim yüzümden yalan söylemek zorunda kaldınız. Bu arada söylediklerinin hepsi yalan. Uygar denen pisliğin iftirası. Ben kötü bir kız değilim. Yolluymuş. O ne be? Alçak herif. Hırsızlık yapmadınız mı yani? Yok hocam. Ne hırsızlığı?
ödünç aldım diyelim. Mecbur kaldım. Borçları yüzünden kardeşimi az kalsın öldüreceklerdi. Ben de o yüzden... Yaralanmışsınız. İçeriden bir şeyler getireyim. Hocam, bu arada şarjınız var mı? Kardeşimi aramam lazım, çok merak ettim. Cep telefonu kullanmıyorum. Cep telefonu kullanmıyorum mu? Hayda. Siz geçme. Uygar Bey, karakola gidip şikayetçi olursanız emin olun bulacaklardır. Peki memur bey, peki. Yer yarıldı da içine girmeli ya bu kız. Buralarda bir yerlerde işte belli saklanıyor. Bak Sarp, Sevda'yı bulmadan bu gece kimse evine gitmeyecek. Şu Tuğçe da evini göz hapsinde tutun. Gelir gelmez haberim olsun. Tamam patron. Hadi. Benim adım Uygar Sarıkaya. Müstakbel karımı almadan şuradan şuraya gitmem. Herkes bunu böyle bilsin. Gerekirse bu mahalleyi yakarım, yine de gitmem. Sizin yerinizde ben olsam, ben de kendimi Allah'a adardım. Ama kendisi benim yüzüme pek bakmıyor. Bazen diyorum acaba ne günah işledim de başıma bunlar geldi. Sonra da anlayamıyorum işte. O bahsettiğim Uygar denen pislik var ya, babamın ona tonla borcu var. Evimiz, her şeyimiz onun. Beni onunla evlendirmek istiyorlar. İğreniyorum o adamdan. Ama nedense kimse beni anlamak istemiyor. Fotoğraftaki oğlunuz mu hocam? Çok tatlı. Merak etmeyin, benim nazarım değmez. Sevmiş evlenmişsiniz belli. Çok da tatlı bir oğlunuz olmuş. Şimdi siz şükretmeyeceksiniz de kim şükredecek, değil mi? Sahi hocam, eşiniz nerede? Diyorlar ki ben de gideyim. Nefis görünüyor vallahi. Beni davet etmeyecek misiniz hocam? Zaten sizin için hazırladım. Ben tokum. Buyurun soğutmayın. Hocam nereden anladınız aç olduğumu? Afiyet olsun.
Teşekkürler. Hocam, bu arada Sevda ben. Ben de Ali. Memnun oldum. Buyurun. Teşekkürler. Ya ilaç kattıysa? Ya uyutup bir şey yaparsa bana? Yumurtanın tuzuna bakayım, iyi mi? Güzel. Afiyet olsun. Teşekkürler. Adam ermiş gibi. Aklım okudu sanki. Mutfağa bak, çiçek gibi. Karısı çok titiz anlaşılan. Hocam. Kim acaba? Karınız mı yoksa? Siz gidin yemeğinizi yiyin. Ne rahat adam ya. Duygu Hanım. Ben öğlen istediğiniz ilacı getirdim. Buyurun. Sağ olun. Da zahmet etmişsiniz. Yarın uğrar alırdım. Zahmet olur mu hiç? Peki ne kadardı acaba? Hiç önemli değil. Yok, öyle olmaz ama lütfen. Ama kasayı kapattık. Yarın bir ara uğrar bırakırsınız. Peki. Tekrar teşekkürler. Duygu. Senin ne işin var burada kızım? Ali Hoca'nın öğlen sorduğu ilaç depodan gelince bırakayım dedim. Ha. Ben de sen gelmeyince merak ettim de. Etrafta tuhaf tuhaf adamlar var. Biraz önce polis buralarda bir kız arıyormuş. Her neyse. Size iyi geceler. Size de. İyi geceler hocam. İyi geceler. Bence bu kız size yürüyor. Yani beni ilgilendirmez ama eşinizin yerinde olsaydım sizi bir an olsun yalnız bırakmazdım. Ben yanlış bir şey mi söyledim acaba? Görmedin mi kızım? Evin içinde bir çift kadın ayakkabısı vardı. Ben öyle bir şey görmedim anne. Ya sen bir bakışta nasıl gördün acaba? Normal. Senin gözün ondan başka hiçbir şey görmüyor ki zaten. Duygu. Ay, o polisin aradığı hırsız kız Ali'nin evinde olmasın sakın. İlhan. Ben öyle evden apar topar çıkınca sen de beni merak ettin tabii değil mi? Yok. Ben hastaneye gidiyorum. Hastaneye mi? Nazım'ın oğlunu acile götürmüşler. Ben de gidip bir bakayım dedim. Biz de gelelim baba. İyi gelin hadi.
Hocam, siz evde de mi namaz kılıyorsunuz? Eyvah. Hocam. Hocam kim? Hocam, bu kardeşimizi sevgilisi terk etti. Bu da bunalıma girdi, çıkamadı. Bir kutu hap yuttu, midesini yıkadılar. Sonra da bileklerini kesti hocam bir ay önce. Şu bileklerin haline bakın hocam ya. Şimdi de arka sokaktaki inşaattan atlıyordu. Yakaladım getirdim hocam. Ya bırak kardeşim, yaşamak istemiyorum. Zorla mı ya? Gerekirse zorla. İyi etmişsiniz, gelmişsiniz de. İki dakika bekleyin, hemen geliyorum. Bekleyin dedi. Hocam. Misafirim var. Misafiriniz kim? Tanımıyorum. Tanımadığınız birini mi misafir edeceksiniz? Hüdaverdi ile gelmiş. Hüdaverdi? Arkadaşım. Hocam, başka zaman misafir etseniz olur mu? Olmaz, çünkü durum biraz acil. Acil mi? Neden? Bakın, daha fazla bekletmeyeyim. Siz içeride sağdaki odada istirahat edin. Ben sohbet edip onları gönderene kadar. Tamam? Tamam. Ah, hocam, ben bir ayakkabılarımı alayım hemen. Şey, görmesinler. Bak kardeşim, senin anlattıklarından benim çıkardığım sonuç şu. Aslında Allah sana yardım etmiş de, sen şükredeceğine gidip bir de intihara kalkışmışsın. Hocam, iflas ettim. Sevgilim beni bu yüzden terk etti zaten. Ya evlenecektik biz. Allah yardım etti diyorsun da yüzüme baktığı bile yok. Peki bir de şöyle düşünmeyi dene. Eğer iflas etmeseydin sevgilinin gerçek yüzünü göremeyecektin. Seninle paran için evlendiğinden bir ömür boyu haberin olmayacaktı belki de. Gerçekte sevgilin seni terk etmedi. Sen onu terk ettin de haberin yok. Yani aslında Allah seni ondan kurtardı. Bak, unutma. Gerçeğin her zaman bir yüzü daha vardır. Sen tek yüzünden bakmakta ısrar edersen yanılırsın. Ondan sonra da Allah benim yüzüme bakmıyor. Ben bunları hak edecek ne günah işledim diye hayıflanır durursun. Unutma sakın. Bu dünya hayatı bir sınavdan ibarettir. Ve yaşamak da sabır işidir. İnşallah. Sevda nerede? Bilmiyorum. Geç içeri, geç. Biliyor musun, bilmiyor musun göreceğiz. Geç, geç. Sevda. Sevda! 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 Nereye gitti? Nereye gitti? Uygar Bey, bilmiyorum dedim ya, size gelmedi mi? Ayakta kaldınız.
Şöyle geçin, biraz oturalım, sohbet ederiz, bir şeyler içeriz. Bana Sevda'nın nerede olduğunu söyle, yoksa boğarım seni. Kardeşim blok diye birine babası varmış. Para bulmak için ayrıldı yanımdan. Pilot. Hocam, gene arıza yaparsa getireyim mi? Yok, yapmaz artık. Söz verdin, unutma. İntihara falan kalkışmak yok bir daha. Yok hocam, yok. Asla. Çok teşekkür ederim. Hadi iyi geceler. İyi geceler hocam. İyi geceler dedi. Oğlum, ben pilotun adamı tecavüzcü çıktı dedirtir miyim lan? Ha? Sen nasıl bizim itibarımızla oynarsın? Milletin karısına, kızına sarkmak var mı lan bizim kitabımızda? Pilot, ha? Yeter ölecek. Gebersin. Sen git şu telefona bak. Uygar. Aç aç. Ha. Söyle Uygar. Pilot nasılsın kardeşim? Ne olsun Uygar? Çalışıyoruz işte. Sinan diye biri var mı şu anda senin yanında? Var veya yok Uygar. Sen mevzu ne onu söyle. Paramı çaldılar pilot. Sana zahmet o Sinan'ı biraz yanında tut. En azından ben sal diyene kadar bırakma. Yok. Olmaz Uygar. Paramı getir dedim. Çocuk tamamını getirdi zamanında. Ben sözümü yiyemem. İtibarımız var. Benden çaldılar diyorum pilot. O senin sorunun Uygar. Zordayım desen çağır. Ben hemen gelirim. Neticede sana can borcumuz var. Ama ilkelerimi çiğnememi isteme benden. Tamam kardeşim tamam. Kusura bakma, rahatsız ettim seni. Eyvallah. Pis kopat. İlkelerine tüküreyim seni. Sen o parayı Uygar Sarıkaya'dan mı çaldın lan? Yok abi, çalmadım ben. Lan koskoca adam yalan mı söylüyor? Abi vallahi çalmadım ben. Ablamdan aldım ben o parayı. O zaman ablası çalmıştır. Ablamı karıştırma. Şşş. Ablanı sen karıştırdın. Vedat değil. Şimdi git, bir daha da gözüm görmesin seni. Yürü lan. Yaklaşma, vururum. Bunların sorunu ne biliyor musun Vedat? Tutukluk yapıyorlar. Halbuki eğer bir silahı çektiysen sıkacaksın.
Alın gömün şunu. Biliyorsunuz ben ceset görmeyi hiç sevmem. Nefret ederim. Hocam. Biraz ayıp olmuyor mu ama? Böyle millete vaaz veriyorsunuz falan. Giyecek bir şeyler ve battaniye getirmiştim. Çek yatın altında yastık var. İyi geceler. Ben birazdan giderim zaten. Siz bilirsiniz. Misafirleriniz gitti mi? Gittiler. Ayıp olmuyorum deyince nasıl da bozuldu adam. Of ne saçmaladım ya. Sevda Hanım. Çok pardon hocam. Ben özür dilemek için gelmiştim. İyi geceler. Çok özür dilerim hocam. Birden elim gelince. Hocam, hocam eliniz. Çok özür dilerim, yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla mı oldu? Evet hocam. Kaza işte. Kaza öyle birden... Ben şimdi toplarım hem. Çek elini, dokunma. Yaşar, sen niye işi bırakıyorsun oğlum? Ha? Senin derdin ne? Hayır, bizden memnun değilsen söyle. Biz kimseyi zorla çalıştırmıyoruz. Hocaya söz verdim abi. Ne? Hocaya söz verdim. Vedat, ne oluyor lan? Bu kaçıncı hoca vakası? Hayır, memlekette... Bütün hocalar işi gücü bıraktı, kafayı bize mi taktı? Hep aynı hoca pilot. Şu aşağı mahalleden Ali Hoca diye biri. Sen tanıyor musun? Yok, tanımıyorum daha. Sen gördün mü? Yok pilot. Duydum adını ama tanımıyorum. İyi. Tanışalım o zaman.
Açar mısın? Lütfen. Bak seni üzmek istemedim. Sevda. Sevda Hanım. Kalbinizi kırdığım için üzgünüm. Yıllardır gözüm gibi saklamıştım. Böyle birden yerde paramparça görünce... Ne yapacağımı bilemedim. Altı yaşındaydım. O bayram sabahı... Annem kardeşimle benim yataklarımızın başucuna birer kar küresi koymuştu. Uyandığım en mutlu bayram sabahıydı. Birlikte paylaştığımız o mutluluklar. O bayram annemle babamı kaybettik. Kardeşimi yetiştirme yurdundan kaçarken sadece kendi kar küresini almış yanına. Ben hep kardeşimi küre sayesinde bulacağıma inandım. Saçma belki. Ama öyle işte. Bir mutlu benimki. Onu bulduğumda diyecektim ki bak annemin bize hediye ettiği kar küresi. Ben senin kardeşinim. Artık yok işte. Geç oldu artık. Hadi yatın. Kalbinizi kırdığım için üzgünüm. Hocam. Özür dilerim. Ben çok üzgünüm. Küreyi telafi etmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Söz. Ama önce eliniz... Cam kırık kalmış olabilir. Bir bakayım isterseniz. Ne bir şey değil. Ya.
başına. Burası mı lan? Yanlış cami olmasın? Burası abi. Hoca nerededir? Camidedir abi, nerede olacak? Sen ne duruyorsun oğlum o zaman? Git çağırsana hocayı. Bizim abdestimiz yok, camiye girecek adamı günaha sokma hadi. Abi. Hı? Benim de abdestim yok. Oğlum. Madem hocalara söz verip iş bırakıyorsun, o zaman abdestsiz de gezme lan. Hadi. Mal ya. Kapalı abi. Nasıl kapalı ya? Cami kapalı olur mu Vedat? Bilmiyorum ki pilot. Ulan bir şeyi de bil be. Bir şeyi de bil. Şu bizim Yaşar değil mi? Hayırdır Yaşar, kime baktınız? Ali Hoca'ya baktık İlhan amca. Saatte camide ne işi olsun oğlum? Yatsı okunalı kaç saat oldu, haberin var mı senin? Ne zaman gelir? Yarın sabah namazına gelir. Sonra da hemen dükkana gider zaten. İmamın dükkanı mı var? Ne imamı? Bu caminin imamı. Siz Ali Hoca'yı cami imamı mı zannettiniz? Değil mi? Değil. Yaşar, sen söylemedin mi oğlum? Hadi bakalım, hayırlı geceler. Nasıl arkadaşları var, gördünüz değil mi? Arkadaşlar olduğunu nereden çıkardın anne? Ya daha imam olmadığını bile bilmiyorlar. Yahu Meral, sen bu Ali Hoca'ya niye taktın Allah aşkına? Hiçbir şey anlamıyorsun değil mi İlhan? Anlamıyorsun. Ulan Yaşar. Ben sana şimdi ne yapayım Yaşar? Ha? Hazır gelmişken seni musalla taşına mı yatırayım Yaşar? Ne yapayım? Abi vallahi ben de bilmiyordum. Yemin ederim. Çok dindardır ama. Bütün mahalle hocam der abi. Ya ne uğraşıyoruz ki pilot? Öğrenelim evini. Gidip kaldıralım evden şu hocayı işte. Bitsin gitsin. Lan bir git. Evden hoca kaldırmak ne oğlum? Senin bizi cehenneme sokmaya niyetin mi var? Ne yapacağız? Daha sonra geleceğiz. Güzel güzel konuşacağız. Sen niye bizim ticaretimize engel oluyorsun diyeceğiz. Malını biz zorla mı satıyoruz diyeceğiz. İsteyen alır, isteyen almaz diyeceğiz. Sen niye bizim adamlarımızı ayartıyorsun diyeceğiz. Tamam, dine saygımız var. Dine saygımız var. Ama kimse bizim hayallerimizle oynayamaz. Değil mi Vedat? Hadi. Sen nereye lan? Seninle işimiz bitti oğlum, hadi. Hadi yolum, hadi. Yürü lan.
sevgilisi varmış. Yüzünü al değil, gıdık gitmiş. Peşindeymiş. Çok kalabalık burası. Meral, duydun mu? Ali Hoca'nın evinin orada bir kızı arıyorlar. Belalısı da sokakları tutmuş. Ha, duydum duydum. Allah vere de onun evinde çıkması. Kimin evinden çıkması? Yani... Anne, hadi. Tamam tamam, geldim. Neyse, ben anlatırım sonra size. Hadi iyi akşamlar. Gece gece, ayıp ya. Ne dedim? İşim biter bitmez gelip seni alacağım. Sadece iki gün. Şöyle düşün. Yatıp kalkacağız, yatıp kalkacağız. Sonra kavuşacağız, tamam mı? Ha. Anneanneni de çok üzme. Yorma onu. Yaşta o. Tamam mı? Tamam babacığım. Aferin sana. Rüstem, dikkatli kullan, tamam mı? Tamam efendim. Hız yapma bak lütfen. Merak etmeyiz. Gel bakalım, bir daha sarılayım sana. Oh. Vum. Hadi bakalım. Baba, oyuncağım. Ben hemen alıp geleyim. Yok yok, üşümesin şimdi. Sen arabayı çalıştır. Ben hemen alıp geliyorum. Buyurun hocam. Siz de bizim gibi kabuslar görüyor musunuz hocam? Namaz vakti gelmiş. Hocam gitmişler. Hocam.
Uyuyor herhalde. Hocam. Kardeşimi küre sayesinde bulacağıma inandım. Bir umuttu benimki. Onu bulduğumda diyecektim ki bak, annemin bize hediye ettiği kar küresi. Ben senin kardeşinim. Her şey için çok teşekkür ederim. Benim duam kabul olmaz ama Allah razı olsun. Ne oldu bana? Adamlar nerede? Hangi adamlar? O Uygar pisliğinin adamları. Yavuz mu gördünüz acaba? Hayır, hayır, siz yokken iki tane adam geldi. Beni zorla götürmeye çalıştılar burada. Sonra bayıldım galiba. Adamlar yok. Korkmayın. Size burada kimse zarar veremez. Nasıl ya? Notunuzu okudum bu arada. Samimiyetle edilen dua kabul olur. Kar küresini de yapıştırmışsınız. Elinize sağlık. Hadi kahvaltı hazır. Adamlar nerede ya? Hadi. Tuğçe'nin sokağa diktiğimiz iki adamdan haber alamıyoruz patron. Ne demek oğlum haber alamıyoruz? Telefonlar kapalı. Her yere baktık ama haber yok. Nasıl yok? Nasıl haber yok? Pardon. Dün gece bu sokağa kaçan kızı mı arıyorsunuz acaba? Evet. Dün gece Ali Hoca'nın evinde bir çift kadın ayakkabısı gördüm de. Meczup galiba. Her evde kadın ayakkabısı olabilir değil mi hanımefendi? Ali Hoca evli değil. Yalnız yaşıyor. Kimseciği de yok. İyi günler. Görünürde yoklar. Gittiler galiba. Ben de zaten akşama doğru giderim. Her şey için teşekkür ederim hocam.
Tehlike henüz geçmedi ama. Hep burada kalacak halim yok ya. Mecbur gideceğim hocam. Tabii. Ben de hatırlattım sadece. Karar sizin. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hocam açmayın. Adamlar olmasın. Polise mi haber versek? Ha? Yok yok. Polise haber vermeyelim. Ne yapalım hocam? Hocam. Sakin olun. Bir daha verdidir. Ben çağırmıştım. Bu daha verdi. Hocam istediğin şarj aletini getirdim. Sağ ol. Sen dışarıda bekle, hemen geliyorum. Tamam hocam. Şarj aleti istemiştiniz. Teşekkür ederim hocam. Benim biraz işim var, çıkacağım. Ama Hüdaver de kapının önünde bekliyor olacak. Neden ki? İki adam geldi demiştiniz ya. Başkaları da gelebilir o bakımdan. Hüdaver de? Benim burada olduğumu biliyor mu? Hayır. Sormadı mı neden bekleyeceğini? Hüdaver de gereksiz sorular sormaz. Ha, bizim sorumuz gereksizdi yani. Ne garip hoca ya. Ben gelene kadar burada bekliyor Hüdaver de. Tamam hocam. Sevda neredesin sen? Aklım çıktı geceden beri. Kimse yok değil mi yanında, doğru söyle. Ya yok. Ama gece Uygar geldi. Bir sikerif. Sevda neredesin? Bana bak, kimseye söylemeyeceksin, söz ver. Ya tamam söylemem ama nerede olduğunu söyle. Senin evin hemen karşısındaki evde kalıyorum. Hocanın evinde. Ali hocanın evinde mi? Sen tanıyor musun ki? Yok tanımıyorum. Hiç tanışmadım ama mahallede herkes saygıyla bahsediyor adamdan. Çok acayip bir adam. Gizemli biri. Sevda. Bak lütfen dikkatli ol. Uygar'ın adamları hala etrafta dolaşıyor. Annen de geceden beri seni arıyor zaten. Kapıda bir adam var patron. Kim olursa olsun. Evi basıp kızı alacağız. Yürü. Araba. İkinci araba. Buyurun, kime bakmıştınız? Hocam yok. Çekil kenara. Çekilmem hocam, burada durun. Bir ses geldi. Ben annemi ararım sonra. Kapıyı yumruklamasana kardeşim. Burada zil var, zili çal. Hocam evde yok. Ya kardeşim. Yavaş, kapıyı çal. Allah. Ya kapıyı niye? Ya kapıdan ne istiyorsun? Ya ne yapıyorsun? Kapıyı kıracaksın ya. Kapıdan ne istiyorsun? Çekil, çekil, çekil. Ha, kapıyı kırdı. Sevda. Sevda. Yoruldun mu? Sevda!
Sevda neredesin? Gel buraya. Gel. Bırak. Gel buraya. Bırak bizi sikerim, bırak. Yürü gidiyoruz dedim. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ya seni kimse elimden alamaz. Yürü gidiyoruz. Hiçbir yere gitmiyorum. Gitmiyorum, defol git. Senin ne işin var bu evde? Kim bu hoca? Kimse benim sevgilimi saklayamaz. Bunun hesabını soracağım ondan. Yürü. Benim sevgilim falan değilim. Defol git. Defol. Yürü. Gelmiyorum, bırak. Yürü gidiyoruz dedim. Bırak. Bırak. Yürü. Beni böyle kötüye baktın. Bırak. Aşırı. Bırak. Güzel, bırak. Anlamayacaksın sen benimki. Yürü. Bırak, 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 beni böyle götüremezsin, bırak. Hadi, hadi, bin şu arabaya, hadi. Bırak. Yürü diyorum. Ya. Aa, hırsız Ali Hoca'nın evinden çıktı. Bırak, bırak, geç şu arabaya, bırak, geç. Bırak, geç şu arabaya. Bırak. Tamam, bırak, sakin ol, geç şu arabaya, bırak, geç. Bırak, geç şu arabaya, hadi. Zorla götürüyorlar. Adam kocası zaten. Zorla da olsa götürecek tabii. Yok yani kocası. Bu arada su. Lütfen bırak. Sevda. Hadi lütfen. Bırak. Oğlum Ali Hoca nasıl böyle bir şey yapar lan? Aklım almıyor. Herkesten geç. Beklerdim. Ali Hoca'dan beklemezdim bunu. Vay be. Geç abi. İn diyor. Bırak. Hadi. Hadi hadi hadi. Çabuk çabuk. Bırak bırak. Bak, bırak. Sakin ol. Hı. Gördün mü? Kendi gözümle. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Ben de seni bekliyordum, çıkacaktım. Bilgisayarın hazır, hiçbir sorun kalmadı. Format da attım. Borcumuz ne kadardı hocam? Bu seferlik yok. Olur mu hocam? Olur olur. Bu seferlik olur. Çok teşekkür ederim hocam. Çok hadi, sağ ol. Hadi. Evine kapattığın kızı sahipleri alıp götürdü. Bu da verdi. Affet hocam, kapını kırdılar. Engel olamadım. Engel olamadım hocam, affet. Tamam kardeşim, tamam. Kapını kırdılar hocam. Engel olamadım, affet hocam. Tamam kardeşim, tamam. Amca. Ulan sen kime bulaştın hayvan? Hayırdır amca, bir kabahatimiz mi oldu? Kızı kimin evinden aldın ulan? Bir mahalle hocasının evindeydi. Aldım geldim. Dikkatini çeken herhangi bir şey yaşanmadı mı orada? Yok. İki tane adamım kayboldu kapının önüne diktiğim. Ha işte. O iki adamın hala yaşıyorsa çok şanslılar. Senin o mahalle hocası dediğin adamın arkasında senin yaşından fazla leş var.
Devlete çalıştığı dönemde oğlunu öldüren koca bir mafyayı tek başına bir gecede yok etti. Sonra her şeye tövbe etti. Tek zaafı var. Yıllar yılı aradığı kardeşi. Dua et de tövbesini bozmasın. Bir de en çok sevdiği dostunu dövmüşsünüz. Nereye kaçarsan kaç, hangi deliğe girersen gir seni bulur. Ondan kaçamazsın. Ben ona ulaşmaya çalışıyorum. Ama telefon kullanmadığı için irtibat sağlayamadım. Ona ulaşır ulaşmaz seni affetmesi için konuşurum. Sen de bu arada kızı derhal bırak. Bırakmam. Sevda'yı kimseye bırakmam. Amca niye gelmiş patron? O hoca var ya hoca. Hoca değilmiş. Herkese haber ver. Her köşeye silahlı adamlar koy. Pilotu da ara. Yardıma ihtiyacım olduğunu söyle hemen. Tamam patron. Allah belanı versin Uygar. Alçak. Pislik. Açın kapıyı! Açın! Açın! Açın kapıyı! Geç şuraya, geç. Sen benimsin. Benim. Kimse alamaz seni benden. Ne var? Uygar Bey, burada sizinle görüşmek isteyen biri var. Kim o? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Nasıl biri? Göremiyorum kim olduğunu. Şu anda enseme silah dayamış biri. Yanınıza geleceğini söylememi istedi. Kim lan o? Kim o? Kim? Alo? Alo? Geliyor. Kim patron? Hoca mı? Buraya giriyor. Durdurun onu. Öldürün. Durdurun onu. Işıklar söndü patron. Sarp ne oldu? Ne
oldu? Bir gürültü duydum. Şimdi hemen bakıyorum. Geliyor, kimden kaçıyorsun bilmiyorum ama seni böyle korkarken görmek inanılmaz güzel Uygar. Geç. Yürü. Bırak. Bırak dedim. Uygar. Çok. Hocam. Hocam.
İyi misin sen? İyiyim. Bulaşmayacaksın. Bir daha yanına yöresine yanaştığını duyarsam bu defa canını bağışlamam. Sana olan borcumu da benden alacaksın. Anladın? Anladım. Benim evime sığınan birini alamaz. Bunu kafana iyice sok. Ha bir de kimse benim arkadaşımı vuramaz. Benim mahalleme bir daha adımını atmayacaksın. Anladın mı? Sıkıntısı ne biliyor musun Vedat? He? Tutukluk yapıyorlar. Halbuki eğer bir silah çektiysen sıkacaksın. Öldür.